Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Dungan ayaklanması, tarih boyunca Çin'de yaşanan etnik ve dini gerilimlerin bir yansıması olarak dikkat çeker. Bu ayaklanma, Dungan halkı ile Çin hükümeti arasındaki çatışmalı ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İncelemeye başlamadan önce, Dungan halkının kim olduğunu anlamak önemlidir. Dunganlar, aslen Çin'in kuzeybatısında yaşayan ve genellikle Müslüman olan bir etnik gruptur. Tarih boyunca, Dunganlar, Çin'in etnik ve dini mozaikinin önemli bir parçası olmuşlardır. Ancak, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Dunganlar ve Çin hükümeti arasındaki gerilimler artmaya başladı. Dungan ayaklanmasının kökenleri, Çin'in Qing Hanedanı'nın zayıflamasıyla başlar. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Qing yönetimi çöküşün eşiğine geldi ve bu da Çin'in çeşitli bölgelerinde etnik ve dini gruplar arasında belirsizlik ve mücadeleye yol açtı. Dunganlar da bu dönemde Çin hükümetine karşı isyan etmeye başladılar. Dungan ayaklanmasının en önemli olaylarından biri, 1862'de başlayan ve birkaç yıl süren Büyük Dungan ayaklanmasıdır. Bu ayaklanma, günümüzde Kazakistan'ın bir parçası olan Doğu Türkistan bölgesinde gerçekleşti. Ayaklanma, Dungan lideri Ma Hualong'un önderliğinde başladı ve Çin hükümetine karşı ciddi bir direniş gösterdi. Ancak, Qing yönetimi, ayaklanmayı bastırmak için büyük güç kullanarak Dungan isyanını sona erdirdi. Ancak, Dunganlar ile Çin hükümeti arasındaki gerilimler sona ermedi. 20. yüzyıl boyunca, Çin'deki siyasi ve toplumsal değişimler, Dunganların ve diğer azınlık gruplarının statüsünü etkiledi. Özellikle, Çin'in komünist liderliğinin iktidara gelmesi, Dunganlar ve diğer azınlık gruplar için yeni zorluklar ve baskılar getirdi. Özellikle, 20. yüzyılın sonlarına doğru, Dunganlar Çin hükümetine karşı çeşitli protestolar düzenledi ve Müslüman kimliklerini korumak için mücadele ettiler. Ancak, Çin hükümeti, bu tür protestoları bastırmak için sert önlemler aldı ve Dunganların haklarına yönelik kısıtlamaları artırdı. Bugün, Dunganlar hala Çin'in farklı bölgelerinde yaşıyorlar ve tarih boyunca olduğu gibi etnik ve dini kimliklerini koruma mücadelesi veriyorlar. Dungan ayaklanması, Çin'in tarihindeki etnik ve dini çeşitliliği anlamak için önemli bir olaydır ve Dunganlar ile Çin hükümeti arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını vurgular. Dungan ayaklanmasının detaylarına daha derinlemesine bakalım. Büyük Dungan ayaklanmasının patlak verdiği dönemde Çin İmparatorluğu'nda çeşitli iç ve dış baskılar mevcuttu. Qing Hanedanı'nın çöküşü, toprak kayıpları, ekonomik zorluklar ve sosyal huzursuzluklar gibi faktörler ülkeyi istikrarsız bir hale getiriyordu. Bu ortamda Dunganlar gibi azınlık grupları da kendi taleplerini ve haklarını dile getirmeye başladılar. Dunganlar, özellikle Doğu Türkistan bölgesinde güçlü bir varlığa sahipti ve Qing yönetiminin zayıflığından faydalanarak özerklik taleplerini öne sürdüler. Ancak Çin hükümeti, toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını göstermek adına ayaklanmayı sert bir şekilde bastırmaya kararlıydı. Büyük Dungan ayaklanması sırasında, Ma Hualong liderliğindeki Dungan güçleri bölgedeki çeşitli şehirleri ele geçirdi ve Qing ordusuyla çatışmaya girdi. Ayaklanmanın başlamasından sonra Dunganlar, yerel Han Çinlileri ve diğer azınlık gruplarına karşı da saldırılar düzenlediler. Bu, ayaklanmanın boyutunu ve karmaşıklığını artırdı. Qing hükümeti, ayaklanmayı bastırmak için büyük bir askeri güç gönderdi ve uzun süren çatışmalar sonucunda Dungan direnişi kırıldı. Ma Hualong'un yakalanması ve idam edilmesiyle ayaklanma sona erdi. Ancak Dunganlar ile Çin hükümeti arasındaki gerilimler devam etti. Birinci yüzyıl boyunca Çin'in siyasi ve ideolojik değişimleri, Dunganların ve diğer azınlık gruplarının statüsünü etkiledi. Özellikle Çin Komünist Partisi'nin iktidara gelmesi, etnik ve dini azınlıkların haklarını kısıtlayan politikaları beraberinde getirdi. Bu dönemde Dunganlar da Çin hükümetine karşı çeşitli protesto ve direniş eylemleri düzenledi.
Bugün Dunganlar hala Çin'in farklı bölgelerinde yaşamaktadırlar ve Müslüman kimliklerini korumak için mücadele etmektedirler. Ancak Çin hükümeti etnik ve dini azınlıkların haklarını sınırlamaya devam etmekte ve bu da Dunganlar ve diğer azınlık grupları arasındaki gerilimleri artırmaktadır. Dungan ayaklanması, Çin tarihindeki etnik ve dini çeşitliliği, toplumsal huzursuzluğu ve hükümetin azınlık gruplarına yaklaşımını anlamak için önemli bir olaydır. Bu ayaklanma, Dunganların ve diğer azınlık gruplarının tarihindeki önemli bir dönüm noktası olmuştur ve günümüzde hala etkilerini hissettirmektedir. Dungan ayaklanmasının daha detaylı bir incelemesi için olayların çeşitli yönlerine daha derinlemesine bakabiliriz. Nedenler ve kökenler. Dungan ayaklanmasının temel nedenlerinden biri, Qing hanedanının çöküşü ve Çin'deki toplumsal, ekonomik ve siyasi baskılar olmuştur. Qing hanedanının zayıflığı, çeşitli azınlık gruplarının özerklik taleplerini cesaretlendirdi. Ayrıca, Dunganlar gibi Müslüman azınlıklar, dini ve kültürel haklarını korumak için Qing yönetimine karşı direniş gösterdiler. Liderlik ve organizasyon, Dungan ayaklanmasının önde gelen figürlerinden biri Ma Hualong'du. Ma Hualong, Dungan halkı arasında büyük bir saygı gören bir liderdi ve ayaklanmanın örgütlenmesinde önemli bir rol oynadı. Onun liderliği altında, Dunganlar bir araya gelerek Qing yönetimine karşı güçlü bir direniş sergilediler. Çatışmaların gelişimi, ayaklanma başladığında, Dunganlar öncelikle kendi topraklarını korumak ve Çin hükümetinin otoritesine karşı çıkmak için çatışmalara girdiler. Ancak zamanla çatışmalar çevredeki diğer etnik grupları da etkiledi ve geniş bir iç savaşa dönüştü. Dış müdahale. Dungan ayaklanması sırasında çeşitli dış güçler de olaylara müdahil oldu. Özellikle Rusya'nın etkisi altındaki Kazak ve Kırgız kabileleri Dunganlara destek sağladı ve ayaklanmanın yayılmasına yardımcı oldu. Bu durum, ayaklanmanın boyutunu genişletti ve Çin hükümetini daha da zorladı. Dungan toplumunun yapısı ve dinamikleri. Dunganlar, kendilerine özgü bir toplum yapısına ve kültürel dinamiklere sahiptir. Müslüman inancı ve Orta Asya kültürü, Dungan toplumunun temel unsurlarından biridir. Bu bağlamda, Dunganlar arasında aile bağları, toplumsal normlar ve dini ritüeller önemli bir rol oynamaktadır. Dungan ayaklanması, bu toplum dinamiklerinin çatışma ve direniş bağlamında nasıl etkilendiğini göstermektedir. Uygulanan politikalar ve tepkiler, Çin hükümetinin Dungan ayaklanmasına verdiği tepkiler ve uyguladığı politikalar, olayların gelişimi üzerinde büyük etkiye sahipti. Ayaklanmayı bastırmak için askeri güç kullanılması, sonraki dönemlerde Dunganlar ve diğer azınlık grupları arasında güvensizlik ve huzursuzluğa yol açtı. Ayrıca, Çin hükümetinin azınlık haklarına yönelik kısıtlayıcı politikaları, Dunganlar arasında direniş ve protestoların artmasına neden oldu. Uluslararası boyut ve etkiler, Dungan ayaklanması, sadece Çin'in iç meselesi olarak kalmadı, aynı zamanda uluslararası ilişkileri de etkiledi. Özellikle, Rusya'nın etkisi altındaki Orta Asya'daki diğer Türk halkları, Dunganlarla dayanışma içinde oldular ve ayaklanmaya destek verdiler. Bu durum, olayların bölgesel boyutta daha geniş bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Tarih yazımı ve bellek. Dungan ayaklanmasının tarih yazımı süreci, olayların nasıl hatırlanacağı ve yorumlanacağı konusunda önemli bir role sahiptir. Çin hükümeti ve Dungan toplumu arasındaki farklı bakış açıları ve hafıza politikaları, olayların anlamını ve etkilerini şekillendirmiştir. Bu bağlamda, Dungan ayaklanmasının anlamı ve hafızası, tarih yazımı sürecinde sürekli olarak yeniden şekillendirilmektedir. Dolayısıyla Dungan ayaklanmasının daha derinlemesine incelenmesi, Çin tarihindeki etnik, dini ve siyasi dinamikleri anlamak için önemli bir fırsat sunar. Bu olay, sadece Dunganlar ve Çin hükümeti arasındaki ilişkilere odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda Çin'in çok katmanlı toplumsal yapısını ve tarihi süreçlerini anlamak için de bir pencere sunar. Sosyoekonomik dinamikler ve adaletsizlikler. Dungan ayaklanmasının altında yatan bazı nedenlerden biri, sosyoekonomik adaletsizlikler ve haksız uygulamalardı. Dunganlar, ekonomik olarak zayıf konumda olmalarına rağmen,
vergi ve yükümlülükler açısından diğer gruplarla eşit muamele görmüyorlardı. Bu tür adaletsizlikler, ayaklanmanın motivasyonlarını ve toplumsal huzursuzluğu artırdı. Kültürel kimlik ve dil mücadelesi, Dunganlar, Çin hükümetiyle olan çatışmalarının yanı sıra kültürel kimliklerini ve dil haklarını korumak için de mücadele ettiler. Özellikle Dunganlar arasında kullanılan dil olan Dunganca, Çin hükümeti tarafından bastırılmaya çalışıldı ve Çince baskın dil olarak kabul edildi. Bu, Dunganların kültürel kimliklerini koruma mücadelesini daha da karmaşık hale getirdi. Diaspora ve göçün etkisi. Dongan ayaklanmasının ardından birçok Dungan, Çin'den kaçarak Orta Asya ve diğer ülkelere göç etti. Bu diaspora toplulukları, Dongan kültürünün ve kimliğinin farklı coğrafyalarda nasıl şekillendiğini ve devam ettiğini göstermektedir. Aynı zamanda, diaspora Donganlarının Çin'deki politikalar üzerindeki etkisi ve Dongan kimliğinin uluslararası boyutta nasıl algılandığı da önemlidir. Sonuçlar ve etkiler, Dongan ayaklanmasının sonuçları karmaşıktır. Bir yandan, Qing hükümeti ayaklanmayı bastırmayı başardı ve Dongan liderleri cezalandırıldı. Ancak ayaklanma, Çin hükümetinin azınlık gruplarına yönelik politikalarını ve yaklaşımını şekillendirdi. Daha sonraki dönemlerde, Çin Komünist Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte azınlık hakları daha da kısıtlandı ve Dunganlar da bu baskıdan etkilendi. Uzun vadeli etkiler ve anlamı. Dungan ayaklanması, Çin'in tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu ayaklanma, Çin'deki etnik ve dini çeşitliliği, azınlık haklarını ve hükümetin azınlıklara karşı politikalarını anlamak için kritik bir olaydır. Ayrıca, Dunganlar için kendi kimliklerini ve haklarını koruma mücadelesinin bir sembolü olarak da görülebilir. Bu detaylar, Dungan ayaklanmasının karmaşıklığını ve önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu olay, Çin tarihindeki etnik ve dini dinamikleri, toplumsal huzursuzluğu ve hükümetin azınlık gruplarına yaklaşımını anlamak için önemli bir kaynaktır. Dongan ayaklanmasının daha derinlemesine incelenmesi, Çin tarihindeki etnik, dini ve kültürel dinamikleri anlamak için zengin bir kaynak sunar. Bu olay sadece Dunganlarla sınırlı kalmayan, aynı zamanda Çin'in çoklu kimliklerini ve toplumsal yapısını anlamak için önemli bir pencere sağlar. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.